Selam dilerim. Günaydın, nasılsınız? Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Ne yapıyorlar? Kardeşim. Evet, şahidim. Günaydın, ne haber? İyiyiz, nasılsınız? İyi de, ne yapıyorsun? Böyle çok kesinlikle ondan takıyoruz. Gördüm, bana bir gittik yani. İnsan olma kuş misal. Evet, evet, evet. Gerektiriyor. Ne haber? Nasılsınız? Hamdolsun sizi sormalı. Çok şükür. Mutlu olsun. Sağ olasın. İyi bayramlar. Güzel bir sorun. Teşekkür ederim. Merhaba, nasıl gidiyor? İyi, biraz iyi. Ne güzel gözlerin var kocaman. Çok pilates eğitmeniyiz. Evet. Ne eğitiyorsun pilates? Pilates eğitiyoruz. Pilates'e bulan kim olduğunu biliyor musun? Joseph Pilates. Bir general değil mi? Evet. Hastaları iyileştirmek için. Ne? Hastaları mı iyileştirmek için yoksa? Tabii başlamam hastaları iyileştirmek için. Sonra dansçılarla çalışmaya başlıyor. Şöyle değil mi peki? Yerin altında, sığınakların altında çok var. General ya. Hı-hı. Benim bildiğim hikaye şöyle. Evet, hastaları iyileştirmek için ama ilk başta bombalıyorlar. Hı-hı. Sığınakları sokuyor insanları. Sığınaklarda çok fazla süre geçirdiği için şeyler, askerler sıkışık mesafe. Ha, askerlerin şeyi olmasın, hem tutulmasınlar hem de spor yapmaya devam edebilsinler diye sığınağın içerisinde oturdukları yerde yapacağı şekilde. Ben öyle duymuştum. Bir de seni hikaye dinleyelim. Hangisi güzelse onu seçelim. Ama generalin bulmasının sebebi o diyebiliyorum. Yani ben de savaş zamanı hastaları iyileştirmek açısından yaptığını duydum. Hani. Sonra orada önce onu keşfetmiştir, ondan sonra savaşı keşfetmiştir. Öyle olsun. Ya da hastaları iyileştirmek için bir generalin pilates bulması mantıklı gelmiyor ama ilk başta sığınağın altında geliştirip sonra onu yapması daha mantıklı. Tabii. General pilates. Yani halkla biliyoruz. Aletli pilates, equipment pilates mi yapıyoruz? Evet, aletli pilates. Aletli ile aletsiz ne farkı var? Ya, met pilates aslında daha zor oluyor. Aletler biraz met daha... Met pilates derken? Matta yapılan. Ha. Met. Met. Mat diyoruz biz ona. Matta yapılan pilates. O biraz daha zor oluyor. Yani aletiyle yaylar ve ipler yardım ediyor. Rahatsızlığı olan, işte omurga rahatsızlığı olanlara daha kolay oluyor orada çalışmak. Günün sonunda güneşi selamlıyoruz. Yok, o yogada. Hep aynı namastedir, namasteyle başlıyoruz. Aynı değil. Teknik olarak aynı şeyler. Ama aletliğe yapmak daha zor. Kendi aynı dengene karşı yapmak. Aynı met yapmak. Mat yapmak. Mat yapmak. Art dinlesin. Abi kim derdi ki art dinliyle met pilates konuşuyor. Umraniye. Evet. Benim eski met, yani bilmesi çalışması. Hisar'daydı. Hisar güzel bir hastanedir. Hisar hastanesini severim. Neden severim biliyor musunuz? Doktora ciro baskısı yapmaz. Doktorlar tıkır tıkır maaşını alır. İzin kullandığı zaman sorun çıkarmaz. Böyle hastane çok az kaldı, özel hastane. Yani genelde haddinden fazla nöbet tutturulur. İşte bilim üretmesine müsaade edilmez. Habire hasta görsün diye görsün. Ümraniye Hastanesi, Ümraniye İster Hastanesi iyi bir hastanedir. Şey de güzel, ameliyathanesi falan da güzeldir. Yani biz kafa olarak uyuşamadık bazı konularda, o ayrı. Ama iyi bir hastanedir. Bize çok tahammül etti. Arkam dönük kaldı ablasına. Estağfurullah. Sen neresin abla? Aynı, Artvin. Artvin spor. Senin burun ne durumda acaba? Benim Dilara'yla. Yok ya, o yok, senin işte bir tık kırmış. Ha. Bir de yaş aldıkça burun büyüyor. Değil mi? Evet. Burun hayat boyu büyüyen organlardan bir tanesi. O yüzden hani çok yaşlı insanlar böyle patlı, kocaman burunlu olur ya falan. Süperleşiyor, benziyor. Benim, senin olduğun bilmiyorum, herkes belki güzel diyor ama. Yani işte o burun prensesçi olduğu zaman sıkıntı çıkıyor. Usta ellere bakıyor burada. Ama gözler çok güzel. Kimlerden almışlar gözü? Bize yok. Evet. Hoş ver abi, böyle daha iyi. Böyle daha güzel. Hani ben razıyım, hiç sıkıntı yok. Değil mi? İşe gücü bıraktık, bütün parayı saça basıyoruz. Gerek yok. Şu bak, sabah şampuanından bilmem ne sınav. Hele bunların harcadığı paranın adli hesabı yok, sen farkında değilsin. Aynen. Ben bugün kredi kartı ekspresini aldığımda fark ettim. Şu bak, saç kekemirliğim var. Bu ne dedim ya? Bir tane bak, biz bir erkeğin
saçını bu kadar adam çalışıp ekene kadar 5500-6000 lira ya öf çok pahalı diyorlar. Yani. Bir kaynak taktırıp çıkartıyorlar. Onun da mikrosu var, makrosu var, tamam mı? Bir kaynak taktırıp çıkarıyorlar. En ucuz 3500 lira. O da yapmaz 6 ay. Takması ayrı, çıkartması ayrı. Erkekler de zannediyor ki saç ettirdik, onu kekliyorlar işte. Saç ettirdin, sıra bende falan. Hele bir kaynağa bitsinler. Değil mi kız? Sen de var mı kaynak? Yok, ben de. Senin ihtiyacın yok çünkü. Kendi saçı. Kime çekmiş oraya? Ben de. Ne zamandır takip ediyorsun? Bir aydır, iki aydır falan. İyi bir bilgiler aydın takipçisi dediğin iki aydır takip ediyormuşum. Ama çok iyi takip ediyorum. Ama çok iyi takip ediyorum. Geçmişe dönük izledin mi? Tabii. Esas mesele geçmişte aslında. Olay bu. Oradan geçen videolarımız bayağı inceledim. Geçmişte çok şey var. Yeni takip edenler onlara inmiyorlar. Ben hepsineydim. İlgi'ye eskiden daha çok öncesi sonrası resim koyuyordum aslında. Burunlara tıklasalar diyorlar ya çok paylaşmıyorsun. Ben çok paylaşmayı sevmiyorum çünkü çok da nefse zorbalık yapmak istemiyorum. Paylaşacağım istiyorsan paylaş. Yapıştır. Nasıl bir şey istiyorsun göster. Senin bunu çok kötü değil aslında. Ben size bırakıyorum aslında. Ha yok sen yine de ben antrenör o baksana muzdarıymış. Sen yüzdün mü bir de? Yok. Niye voleybolcuyum? Ha voleybolcu. Bakayım ellerine. Genelde voleybolcuların elleri böyle pat pat olur. Orta oyun. Bu tırnaklarla nasıl oynuyorsun? Aslında ya. Antrenörüm artık sınıf atladım. Oyun. Ha, 10 numara havalı burun istiyorsun. Göster şuraya. Havalı mı? Doğal ama havalı. Aynen. Sen baya Norveç. Bu şeydi. Angelina Jolie mi? Angelina. Kadınlar Angelina Jolie, erkeklere bir... Ne Angelina Jolie'ymiş? Bir eskimedi bak. Herkes eskidi, bir bu eskimedi ya. İlk böyle Tomb Raider diye bir şey vardı. Oyun vardı. Oradan Angelina Jolie bir kopardı abi. Bitir hiç. Brad Pitt'le evlendiler falan. 5 tane çocukları vardı. Hepsini evlat edindiler. Çok güzel çizdiler yani. Maş. Şimdi de Amerikan üstü geziyor işte. Bunu birazcık geri atacağız. Burada hanging'im var. Buna hanging diyoruz. Bak ne yaptım? Asıldım değil mi? Hanging. Hang. Aşağı asılmak demek. Yeah. Senin gerçekten hanging'in var. Bazı insanlarda yalan cidden var. Buralar şöyle çekik oluyor. Hı-hı. O hanging o. Hem sigara kokuyor mu ya? Yok. Şunu birazcık geri atacağız. Sen olur. 10 numara olur. Bu burundan olur. Sana çıkar. Çıkmazsa benim kabahatim. Tam birebir aynı değil mi? Bayağı bir simetriksin sen. Yok yok. Tarafından yakışmış. Bu ayağının hep soket çırap çıkıyor değil mi? Evet. Artık. Öyle. Benim piercingim var burada. O izi gider mi? İzi gitmez. İz gitmez de inşallah piercingini kıkırdağın içinden geçirmemişlerdir. Yanlış yerden geçiriyorlar piercing. Ben öğrenciyken Taksim'de piercing takıyordum. Para kazanıyordum. Olan da Atlas pasajında. Ben çok yaptım. Kanülle yapıyorduk. Kanülle evet. Yapmadım. İlk icatçısı belki ben olabilir miyim? Hadi ya. Böyle sokup çekiyordum. Ama orada gümüş kullanmak gerekiyor. Bir de altın. Titanyum en iyisi. Ama titanyum en iyisi. Evet. Ama titanyum en hafif ama titanyumun antibakteriyel özelliği var mı? Evet var. Hatta en iyi o şu an. En iyi titanyum diyorsun. Evet öyle diye biliyorum araştırmalarımızın sonucu. Mesela şimdi aynı şey araştır değil araştır. PubMed yani ünlü piercingçilerin hepsi onu kullanıyor. PubMed diye bir site var. Hmm. PubMed. P-U-B-B-Med diye. Tamam. Yayın okumak istersen açıyorsun onu aynı şeyin Google'ı gibi düşün. Bilimsel dünyanın Google'ı gibi. Tamam. Tamam. PubMed'e giriyorsun, ilgili yayını yazıyorsun orada. Makaleler falan da var. Hepsi geliyor makale. Hı-hı. Mesela titanyum işte ne demek İngilizce şey? Piercing. Piercing. Evet. İngilizcesi de piercing. Evet, İngilizce. Hızma. Türkçesi hızma mı? Yok piercing. Yani Türkçesi yok direktman. Hızma ne demek? Takı yani. Hızmanın İngilizcesini bilmiyorum. Piercing. Olabilir. Küpe. Kulak küpesi, burun küpesi. Onu bakalım yazılmış. Bakın. Bu da ne yazıyor? Together. Kim ne? Kız arkadaşım. Adı ne? Tuğçe. Tuğçe ne iş yapar?
Okuyor şu an. Sen nerede okuyorsun? Ben bitirdim. Mimari restorasyon bitirdim. Şimdi mimarlığa geçeceğim. Restorasyon, mimari restorasyon ayrı bir bitti, mimarlığa. Önce alttan başlayıp sonra mimarlığa. Evet ya. Yani. Ben tıbbamı tutmadı. İlk mimarlığa. Amerika'da da öyle biliyor musun? Doktorlukta da öyle. Önce tıbbi biyoloji alıyorsun. Yani, önce bir temeli alıyorsun. Evet. Temelde istiyorsan bırakıyorsun. Başka bir şey alıyorsun. Sonra işte bitiriyorsun. Tıp doktoru oluyorsun. Sonra bitiriyorsun. Uzmanlık yapıyorsun ama hadi uzmanlık sınavla. İlk iki sene biz de premedisin alıyoruz. Yani tıbbi biyoloji alıyoruz ama klinik var işte. Klinik olmayan grup var. Anladım. Ama bu daha mantıklı. Mimarlıkta da öyle olması lazım. Evet, yani İç mimarlık var mı peki? İç mimarlık düşünüyorum zaten. Peki iç mimarlıkla dış mimarlığın ayrı bölüm olması mantıklı mı? Sizde dış, de şey dış mimarlık yok zaten. Direkt mimarlık var, bir de iç mimarlık dış var. Mimarlık, mimar, iç mimarlık ve dış mimarlık da aynı okulun içine yediremezler mi? Yediremezler. Çok farklı dalları. Evet. Çok farklı. Kullanabiliyor mu ikisini de? Tabii canım, kullanır. Artık otekete gerek kalmadı ki. iPhone her şeyi yapıyor biliyorsun. Yok, yapmıyor. iPhone Pro, şey, bir Pro al da bak neler yapıyor. Yani doğrudur. Bayağı bir Pro al, işine yarar. Mesela IKEA arttırılmış gerçekliğe yatırım yapıyor. Odayı böyle ölçüyorsun. Evet, biliyorum. Ondan sonra mobilyayı seçeceksin, gireceksin orada. VR diyorsun. Direktmen 3'te oturtuyor yani. Aha. Tık tık tık, aa evet oldu diyorsun, satın ala basıyorsun. Revit'in de öyle bir teknolojisi var. iPad Pro al, baba bu adamı. Gerekli her şeyimiz var. Var ya, buraya yatırım. iPad Pro aldım ben. Gerçekten çok güzel bir şey. Çok keyifli, evet biliyorum. Öğrenmeye çalışıyorum da kalemimi kaybettim. Adobe'un birkaç tane programını kullandım da orada bayağı keyifli. Sizin konusunda. Değil mi? Evet. Şu iPad'in şey keşfettiğinde şey var ya, her hafta bir şeyin eğitimi veriyor. Öyle biraz da tuzlu ama. Bazı şeyleri, Adobe'un programları. Eğitim dediğin şey pahalı olur. Bir tek bizim memlekette oluyoruz. Arası bilmiyorum. Çok şükür. Geçti mi? Bu kadar niye geyik yaptım anladın mı? İyi geliyorsun değil mi? Bilet soruyor niye yapıyorsun diye. Bir de işte aile oluyor şimdi. Evet. Abi sen bana, benim de kızım var. Güven, annem, yani güveniyorsun bana veriyorsun. Sağ olun. En iyisini yapacağıma söz vermiyorum ama elimden gelip kızımdan ayırmayacağıma emin ol. Bu işte komplikasyon yaşama olasılığımız var. Düşük ama var. Revizyon olasılığımız var. Düşük ama var. Çünkü şey gibi düşünme şimdi. Bu adam mimar. Burayı yapıyor, ondan sonra sıvayı yapıyor, sonra sıva iyileşmiyor, kuruyor. Evet. Sen iyileşiyorsun. Aradaki fark burada. Bazı insanlar fazla iyileşiyor. Düşünsene, duvarı yapıyorsun, ondan sonra duvar kabarıyor. Haydi. Ya da evi bitiriyorsun, diyorlar ki biraz daha küçült. Küçültüyorsun ama mantosunun kendisine uyum sağlamasını bekliyorsun. Ne kadar evet. Zor bir şey değil mi? Yani öngöremediğimiz şeyler, insanın kendi iyileşmesi. Tecrübe de orada işte. İnsan çeşit yapa yapa. O yüzden Türkiye'deki insanlar iyi burun cerrahı, bizdeki herkes iyi. Yani KBB'ciler de iyi, plastik cerrahlar da iyi. Neden? Çünkü çok çeşitli burun var abi. Düşünsene bak şu anda odada 7 kişiyiz. 7'mizin de burunu birbirinden farklı. Ama eğer Hollanda'da yaşasaydık standarttı. Hele kulaklar çok çeşitli. Ben şimdi kulağa taktım. Herkeste bir farklı kulaklar var. Sağ, küçük evet. Dikkat etmiş miyim? Yok etmez. Algıda seçicilik diyoruz buna. Şimdi kulağa yavaş yavaş işliyorum, tamam mı? Millet kulağına taksın, kulağından bile deniyor. Algıda seçecek, bu da inception deniyor. Yok, öyle değil. Satış teknikleri oluyor. Evet, evet. Ektim şimdi. Ben eskiden tam çakaldım böyle, gelirdim. Kurdum şöyle. Tamam mı? Abi eskiden ben çok kötü pişsin. Kötü değil mi? Affedersin, piç bir adam. Geze geze, sonra akıllarını yiyeceğim. 35'ten sonra kafa başka çalışmaya başlıyor. Biraz daha ticari mi çalışıyorsun? Yok, adam oluyorsun. Ben biraz daha geç oldum. Şimdi böyle dokunuyordum. Şimdi şu birisine gittiğin zaman, abi burnunu yapayım desen olmuyor. Tamam mı? Böyle dokunuyordum, sonra çekiliyordum. Tamam mı? Aa, burnunda bir şey mi var falan demeye başladı. Yok yok, iyi diyordu. Sonra ikinci gördüğümde yine, sen geçen gün benim burnuma dokunmuştun diyordu. Asistanım ya, ameliyat yapacak adam arıyorum. Parasının, para falan yok. Tabii. Ondan sonra asistansın, nereden bulacaksın? Kendi seviyorsun. Ondan sonra şöyle bir açık falan diyorum. Aa yok, iyi diyordum. Tamam, sonra bekliyorsun. 6 ay boyunca o burun gözünde büyüyor. Zeviyat bekliyor. Kocaman oluyor. Beyin tamam. Olarak da öyle. O burun artık bana kötü görünüyor yani. Ondan sonra geliyor. Ondan sonra başlıyor. İşte buna
şey diyoruz abi, gerçek gerçek değildir, algı gerçek. Algı. Şimdi teknik olarak şunu düşün, 10 sene önce kimse burnunu takıyor muydu? Ha ama kaşı gözü düzgün diyordu, burnu düzgün dediğimiz insanlar vardı. Yani fındık gibi burnu, ezelden beri takıp da. Bunun bu kadar artmasının sebebi işte insanların birbirine etkilenmesi. Influenza diyoruz buna. Influenza, aynı virüs gibi. Virüs gibi bulaştı. Senin burnun, benim burnum önce lükstü. İşte benim hocamın babası Namık Kemal Baran. Türkiye'nin ilk plastik cerrahı. Bu Ajda Pek kampanın hepsini yapan kişi. O zaman sadece lükstü. Hani düşünsene birisi estetik yaptırdı, çok zengin olması gerekiyor. Şimdi de nispeten öyle ama yine artık devlet hastanesinde bir yapılır hale geldi. Sıra kepçelerde. Bak bunda iyice kepçe oluyor öyle. Bizim memleketin yarısı kepçe kulaklı, kimse farkında değil. Bak kimse takmıyor onu. Taksın ki biz de ekmek yedi. İnşallah. Tabii. Yavaş yavaş. Hayır mesela, hayır aslında teknik olarak şu. Burun kadar, suratının ortasında ya burun. Kulak o kadar önemli ki, benim eski ortağım vardı, kulakları böyleydi. Sonra bir bu kulağını yaptım, tamam mı? Süper yakışıklı bir adam aynı yerde. Başka hiçbir şey yapmadık abi. Kadınlar biraz kapatabiliyor saçları. Ama düğünde topuz yaparken takamıyorsunuz. Açık yapar. Ya keşke takmasa insanlar da. Çocuklar çok şey, hani biz çocukken bir kepçe ise ilk öğrettiğim şey başkasından dalga geçme. Ekmeğini paylaşıyor. Sokağa ekmekle çıkmak bile ayıptı yani birisinin canı ister. Telefonda önceki alo diyeceği kadar derste okuyorduk biz. O hatırlıyor musun? Sen hatırlamazsın. Hatırlıyorsun değil mi? Telefon adabı diye bir şey vardı. Ders vardı. Şimdi onlar yok. Aşkım sen kapat, olmaz sen kapat. Aşkım sen yapıyor musun? İlk cep telefonları çıktı bizde o vardı. Sen kapat, sonra sen kapat. Lan kontür bitiyorsun. Aşkım kapat. Kapatın. Lan beni kapatsınlar. Yatılı, sonra telsim sınırsız konuşmaya çıkardı da. Cem Uzan hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Cem Uzan'ın çok büyük katkısıdır. Sınırsız konuşmaya çıkardı. Bütün kamu görevlilerine sınırsız konuşma çıkardılar falan. Evet. Ondan sonra... Kendisi başladı. Şimdi Vodafone oldu. Turkcell Türk'tü, Dubai oldu. Uzan Türk'tü, Vodafone oldu. Aysel Türk'tü, Avey oldu. İşte hepsini bir de bulalım işte. Bütün telefonları verdik. Telefonları verdik. Sonra biri bizi gözetliyor. Abi bizim yemin ediyorum bir tane şoförüm var benim. Her şeye bak. Bir çıkıyorum herkes benden haberdar, tamam mı? Çünkü bizimkiler haber vermeyi de sever. Önce ben haber vereceğim. Tamam mı? Arıyorlar işte. Herkes o artık şey ya. Herkes o haber veriyor. Bir tek onlar. Bizim memlekette hiç istihbarata gerek yok. Ellerine birer tane telefon ver, konu kapanıyor. Başka hiçbir yapma gerek yok ya. Telefonu ver abi. Evet. Bitti. Tamam mıyız? Bitti mi? Gidiyorum artık, gelip bitti. Daha telefona kadar girdim ya. Hadi görüşürüz.